Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir analı yemek tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Patates püreli, fırında tavuk. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Yaklaşık 2 tane tavuk göğsü, 1 tane soğan, domates, sarı, yeşil, kırmızı biber arzuya göre. Evet, yemeğimizin yapılışı. Malzeme listemi arkadaşlar açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Soğanı zeytinyağda hafif öldürelim. Biraz şeker ve tuz ekleyelim. Daha sonrasında kuşbaşı doğradığımız tavuk etlerini alalım ve yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavuralım. Mantarları, sarı ve yeşil biberleri de ilave ettikten sonra kavurmaya devam edelim. Daha sonrasında domatesleri ekleyelim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ile lezzetlendirelim. Ve tavuk sütümüzü kavurarak bu şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Bunu patates püremizin üzerine dökeceğiz. Evet, patates püresini yapmak için ben daha önceden tarifimi vermiştim. Bu kez hazır kullanacağım. Hazır patates püresi poşetini kullanacağım. Yaklaşık 500 gram kadar su ve süt karışımı, 1 kaşık tereyağı ve 1 paket patates püresi, biraz da tuz. Hepsini tencereme alıp karıştırıyorum. Orta ateşte koyulaşana kadar pişiriyorum ve patates pürem olmuş oluyor birkaç dakika içerisinde. Gördüğünüz gibi durdukça katılaşacaktır. Evet, istediğim kıvam olduktan sonra fırın kabıma patates püresini komple yayıyorum. Üzerine biraz kaşar peynir rendesi serptim. Daha lezzetli ve akışkan bir kıvam olması için. Eğer sizler normal patatesten patates püresi yapacaksanız arkadaşlar, patatesleri normal haşlayın. Daha sonrasında ezici ile ezip tereyağı ve süt ile kıvamını istediğiniz kıvamda elde edebilirsiniz. Evet. Hazırlamış olduğum tavuk sotemi de tepsime aldım. Güzelce her yerine yaydıktan sonra bolca tekrardan kaşar peynir serptim ve fırında önceden ısınmış 200 derece fırında peynirlerim eriyip renk alana kadar kızarttım. Evet, müthiş lezzetli bir ana yemek arkadaşlar. Dilerseniz bu yemeği küçük güveç kaplarında da pişirebilirsiniz. Ben kararsız kaldım. Daha sonrasında bu şekilde bir tepsimde pişirmeye karar verdim. Ama sizler porsiyonluk olarak güveç kaplarında da pişirebilirsiniz. Evet, üzerine de bol kaşar peyniri ve önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar renk alana kadar yemeğimizi pişirelim. Evet, önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika arası yemeğimizi kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ayrıca havuç dilimi baklava yapmıştım. En kolay şekilde haşlamadan su böreği yaptım. Bu tariflerimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, bugünlük bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.